Türk kamuoyu terör yorgun. Bunun Türk'ü de yorgun, Kürt'ü de yorgun. Herkes, kimse istemiyor. Peki ne dedi iklimin seçimde halk, Haziran seçimde? Ey meclisteki partiler, siz bu işi çözün. Hı hı. Demek ki bu projenin içerisinde strateji, Sayın Bakan'ın dediği gibi koordinatör bakanı ama Adalet, İçişleri, Savunma, Genelkurmay, MİT, Emniyet. Benim dediğim o. Bunlar zaten vardı. Şimdi hep beraber bu işe nasıl çözüm buluruz? Şimdi birinci şey, Boşul diyor ki silahı bırakacaksın. Ama silahı bırakmadığın sürece de harekat devam edecek. Bu olmazsa olmaz. İkisi terazinin ucunda bunlar var. Sivil toplumu yanıma alacağım. Bunu da yapacağım. Bu da güzel. Ama benim gördüğüm şu. Çözüm, işte iki gündür bütün partiler orada. Çözüm Mevlana'nın, Yunus'un sevgisini. Aslında bu vatanda büyük bir sorun yok. Bu çözülebilecek bir mesele. Biraz sonra işin uluslararası boyutuna geleceğiz ama önce biz kendimiz karar vereceğiz. Bunu çözmeye istekli miyiz, değil miyiz? Bu vatanla beraber bu ekmeği paylaşacağız mı, suyu paylaşmayacağız mı? Ha, paylaşacaksak o zaman ortak bir iradeye başvurmamız gerekiyor. Burada da terör örgütünün lider kadrosu kim? Eylem timleri kimlerdir? Sempatizanları kimlerdir? Hocamın dediği gibi bunun uyuşturucu ellerini kollarını ben kesersem, bir de medya desteğini kesersem zaten yapamayacaktır bir şey. Peki evet. Sayın Başbakan bunu nasıl söylüyor? BDP siyasi aktör olacak mı? Fezleke olarak kapatılacak mı, kapatılmayacak mı? Dört tane şey verdi. Bir defa açalım dersi bizce diyor istismar edilmiştir diyor Sayın Başbakan. Bir, siyasi dilin yumuşatılması, bu çok önemli ve reformları geciktirmeden yeni eylem planıyla dokunulmazlıkları 94 gibi olmasın. İşte 6 tane vekil orada biliyorsunuz vekillikleri iptal edilmişti. O zaman biz statikocu değil gönül dilini, aynı benim söylediğim gibi kucaklayan, seven Yunus gibi beraber hatamız varsa bunu beraber düzelteceğiz. Bunu Amerika değil biz çözeceğiz PKK meselesini de.